Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. İnternette hala şöyle şeyler görüyorum. Sanal belleği artırarak bilgisayarınızı hızlandırın gibi videolar, yazılar vesaire var. Bu tür şeylere aldanmayın. Bu video aslında bundan bahsedeceğim size. Niye böyle dedim? Çünkü sanal bellek ile fiziksel bellek aynı şey değildir. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar mesela bilgisayarıma girdim. Bakın burada bilgisayarımın özellikleri 16 GB fiziksel belleği var bilgisayarın. Şimdi bu bilgisayara sanal bellek gerekli mi? Kesinlikle hayır. 8 GB olsaydı gerekli mi? Gene kesinlikle hayır. Ancak bazı cihazların çok çok düşük olabiliyor. 2 GB, 3 GB. Bu cihazlarda bazen internette gezinirken vesaire birkaç sekme açıkken ya da oyun oynarken bazen fiziksel bellek dolma sınırlarına yaklaşabiliyor. Yani diyelim ki 3 GB ise 3 GB'a yakın bir seviyeye gelebiliyor. Ve arkadaşlar 3 GB'a yakın bir seviyeye geldiği zaman da oyun veya internet tarayıcısı yavaşlamaya başlıyor. Çünkü artık RAM kapasitesi dolmuş oluyor. İşte sanal bellek tam olarak bu noktada devreye giriyor. Sanal bellek arkadaşlar adından da anlaşılacağı gibi fiziksel belleğe destek olması açısından fiziksel belleğin dolmasına yaklaştığı anda devreye giriyor ve sanki RAM'inizin bir devamıymış gibi devam ediyor. Fakat arkadaşlar burada şuna aldanmamak lazım. Sanal belleğe peki biz nereden bir depolama kapasitesi veriyoruz? Kullandığımız SSD veya HDD'lerden veriyoruz. Dolayısıyla bilgisayardaki en hızlı depolama birimi RAM'dir. RAM'lerin arkadaşlar SSD'lerden hatta M.2 SSD'lerden bile çok daha hızlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim HDD SSD veya M.2 SSD'mizden bir sanal bellek ayırmamız bilgisayarımıza hız katmayacaktır. O yüzden şu şekildeki videolara aldanmayın. Sanal belleği şu kadar GB yapın, bilgisayarınızı hızlandırın. Hızlanmaz. Ama şöyle bir ipucu verebilirim size. Bakın buradan sisteme giriyorum. Ayarlardan şuradan arkadaşlar depolamaya giriyorum. Bakın burada daha fazla göster diyor ve buradan da sistem ayarlarına giriyorum. Şimdi bizim işimize yarayacak olan kısım sanal bellek. Diyor ki 2.39 GB ve altında da yazıyor. Bilgisayarın aynı anda birden çok uygulama çalıştırmasını sağlar. Ama bunu yazması şu anlama gelmez. Bu bilgisayar artık diyelim ki 16 GB ise olacak işte 18.39 GB. Bu anlama gelmiyor. Diyelim ki ben 16 GB'ı doldurdum. Diyor ki 2.39 GB'ı ben Windows olarak optimize ettim. Ayarladım senin için. Diyelim ki 16 GB doldurdum bir oyunda. Ben o zaman senin SSD'inden bu kadarlık bir miktarı ayıracağım. Gerekirse buradan da bir miktar kullan. Ama RAM hızında olmayacak. Dolayısıyla RAM hızında olmadığı için yani fiziksel RAM hızında olmadığı için sanal bellek bilgisayarımız hızlanmayacaktır. Sadece o anı kurtarıyor. Yani kapanmasını falan engelleyecektir belki o kadar. Peki arkadaşlar bu hiç mi işimize yaramaz? Diyelim ki 1 GB'lık yani sadece 1 GB'lık veya 2 GB'lık bir fiziksel RAM'iniz var. Bunu siz kendinizde bakın bilgisayarına özelliklere giriyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz ve arkadaşlar buradan gelişmişe gelip performans sekmesini tıklıyoruz. Buradan yine gelişmişe geliyoruz ve sanal bellek bölümünde bakın burada az önceki rakam var. Gördüğünüz gibi 2432 MB. Şimdi bunu değiştir dediğimiz zaman bakın burada işletim sistemi bunu otomatik olarak kendi ayarlıyor şu anda. Diyelim ki arkadaşlar benim 2 GB'lık bir RAM'im olsun bilgisayarımda. Şu an 16 ama 2 GB olduğunu varsayalım. Bakın buradaki tiki kaldırdığınızda şimdi buraya biz kendimizde bir sanal bellek atayabiliriz. Ama bakın şu aşağıda diyor ki şu an ayırdığım ve önerdiğim 2.93 GB'lık bir sanal bellek öneriyorum sana. Ancak arkadaşlar bildiğimiz gibi bunun bazı ayarları var manuel yapılacağı zaman. Şimdi bunu da şöyle açıklayayım. Hesap makinemizi açalım. Ne dedik örnek olarak? 2 GB'lık bir RAM'imiz var. Peki 1 GB kaç MB ediyor? 1024. Dolayısıyla bunu 1024 ile çarpıyoruz. Yani arkadaşlar 2 GB 2048 MB yani MB'a çevirdik GB'ı. İnternetteki yaptığım araştırmalarda en az 1,5 kat maksimumda 3 kat yapabileceğimizi söylüyor. Ama maksimum 3 kat. 3 katı geçmeyecek. Şimdi diyelim ki biz bunu 3 kat artırdık. Yani 2 GB belleğimiz var. 3 ile çarpıyoruz ve şuraya 6144 MB'lık bir RAM ayarlaması yapabiliriz. 2 GB'lık bir RAM'im olsaydı. Peki bu bana ne katar? İşte böyle çok düşük RAM
miktarlarında anı kurtarmaya yarar. Kesinlikle hızlandırmaz. Belki donmalar varsa onları biraz azaltmaya yarayabilir. Tabii ki bakın ben bunu şu an yapmayacağım arkadaşlar. Eğer 8 GB, 6 GB, 12 GB, 16, 32 gibi RAM miktarlarınız varsa kesinlikle dokunmayın. İşin özü videoyu kapatırken şunu söyleyeyim. Öyle bilgisayarınızı şu kadar sanal bellekle hızlandırın vesaire gibi yazılara, videolara aldanmayın. Bu videoda bu şekilde bir bilgilendirme videosu oldu. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım bilgi işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.